Herkese merhabalar. Üslü ifadeler konumuzla beraberiz. 8. sınıf matematikteki 5. konumuz ve inanılmaz temel bir konu, inanılmaz önemli bir konu. Gerçekten bu konu hayatımızda hep karşımıza çıkacak. Zaten 5. sınıfta gördük, 6. sınıfta gördük, 7. sınıfta gördük. Şimdi tekrar karşımıza çıktı. Demek ki bu konudan kurtulamıyoruz. 9'da da göreceğiz, 10'da da göreceğiz, 11'de de göreceğiz. Yani sürekli bu konuyla muhatap olacağız. Peki ne yapmalıyız? Nasıl öğreneceğiz? Bir kere aslında üslü ifadeler hayatın içinde çok gerçek bir konu. Mesela şu anda kullandığımız bütün bilgisayarlar, bütün cep telefonları 2'nin üslü kuvvetleri özelinde çalışıyor. Yani mesela 64 GB neden 64 GB diyorlar veya neden 128 GB diyorlar veya neden 256 GB diyorlar? Bunlar 2'nin kuvvetleri. 2'nin 6. kuvveti, 7. kuvveti, 8. kuvveti. Yani aslında Üslü ifadelerle bütün bilgisayar sistemi çalışıyor. İşte biz aslında gerçek yaşam durumlarının içerisinde olan bir konuyu işliyoruz. Yani siz ileride bir bilim insanı olmak istiyorsanız, bir mühendis olmak istiyorsanız, bir ekonomist olmak istiyorsanız mutlaka mutlaka üssü ifadeleri bilmek zorundayız ve bununla alakalı özellikleri temel özellikleri en azından şu anda öğrenmek zorundayız. Zaten biz 5'te 6'da 7'de öğrenmiştik. Biz bunları bir tekrar edeceğiz. Ve üzerinde 8. sınıfta öğreneceğimiz ekstra bilgileri koyacağız. Mesela elektronik cihazlarda bilgi saklama sadece 2 tane sayıyla oluyor. 0 ya da 1. Yani bir şey ya vardır ya yoktur vardır demek bir demek yoktur demek sıfır demek işte bütün sistemler bunun üzerine çalışıyor işte senle beraber bugün bunu öğreneceğiz ve süper bir şekilde bu derste tam sayıların kuvvetlerini bir tekrar edeceğiz zaten bildiğimiz bir konuydu aynı zamanda tek ve çift kuvvetlere bakacağız aynı zamanda negatif üst kavramına bakacağız aynı zamanda üssün üstü kavramına bakacağız ve bu şekilde dersimizi noktalandıracağız ve ardından üstü ifadelerde çarpma bölme toplama çıkarma yani dört işlem ve benzeri diğer kurallara sonraki derslerimiz de geçeceğiz. Bu temel özellikleri beraber sizinle beraber öğreneceğiz bugün dersimizde ve şunu da hemen duyurmak istiyorum meydan okumamız başladı yani artık Tonguç tat uygulaması üzerinden bütün bu öğrendiğimiz derslerin videolarının arkasından bu öğrendiklerimizi testlerle pekiştireceğiz. Yani öğrendiklerimiz arkasından ücretsiz bir şekilde ücretsiz bir şekilde buranın söylemek istiyorum. Testlerimizi çözeceğiz ve öğrendik mi, öğrenmedik mi anlayacağız. Hemen göstermek istiyorum burada. Hemen Tas uygulamamızı böyle sağ tarafa getirelim. Tas uygulamamıza giriyorsunuz arkadaşlar. Ardından hemen buradan e, hemen getirelim ekrana. Tas uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar. Ardından burada yeni bir özellik geldi. Güncelleyin lütfen uygulamanızı. Tonguç kap butonu geldi. En aşağıda gördüğünüz gibi Tonguç kap basınca meydan okuma çıkıyor. Oraya başlıyor tıklıyorsunuz. Sonrasında ders Ders filtresinden matematiği seçiyorsunuz matematiği seçtikten sonra tabii ki zaten bizim testimiz geliyor ve bu da aslında burada yazılmış oluyor 8 mat 5 videosuna bağlı testi çözüyorsunuz başlaya tıkladıktan sonra teker teker soruları çözüyorsunuz soruları çözdükten sonra da artık testi bitirince meydan okumuş oluyorsunuz patatese karşı bu konuyu öğrendiniz mi öğrenmediniz mi? Canlı canlı, yeni nesil sorularla test etmiş oluyoruz. Herkese açık ve ücretsiz sadece tasla ücretsiz bir şekilde kaydolacaksınız arkadaşlar ve sonrasında testlerin hepsini çözebiliyorsunuz, video okumanın hepsini çözebiliyorsunuz diyoruz ve hadi bakalım o zaman şimdi de ödevimizi vermek gerekiyor. Ödevsiz bir öğrenci balkonsuz bir eve benzer diyoruz. Hemen ödevimizi programımıza uygun bir şekilde ilerlediğimiz için gün gün ödevlerimizle devam ediyor. Lütfen ödevlerinizi aksatmayın, görevlerinizi aksatmayın. Sıfırdan e, sekize sayısal kitabımızda Sayfa 30 ve 35'i çözmenizi istiyorum. Buradan başlıyoruz. Üstlü ifadelerle başlıyoruz. Negatif üst, üstün üstü ve buraya kadar getiriyoruz. 35'e kadar getiriyoruz. Ve buradan tekrarını yapabilirsiniz isterseniz. Ardından Dinamo yenisi kitabımızdan da e, test 5 ve 6'yı çözmenizi istiyorum. Bu da matematikte yine 5 ve 6. test. Üstlü ifadeler 1 ve 2. testi dijital soruları unutmayın. Bütün bu görevleri de mutlaka TATS uygulamasından girmeyi unutmayın ki... Ardından puan kazanıyorsunuz ve takımınızın puanı da artıyor. Test 11 ve 12 bu arada ee, Zoru Bankası'ndan da test 11-12 iki tane testimizi çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Yine dijital sorularımız var ve şunu unutmayalım bunların hepsinin görevlerini girdiğimiz zaman ki bunları da TATS'tan T5-T6-T11-T12 testlerini yaparak aslında görevlerinizi girebilirsiniz diyorum ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimize başlayalım. Tonguç Dershane sunar. Bir kere ilk öğreneceğimiz başlık tam sayıların kuvvetleri. Yani ilk başta bizim daha önce de öğrendiğimiz bir gerçek vardı. Beşinci sınıfta biz bunu mesela bir sayının karesi bir sayının kübünü nasıl alırız diye öğrenmiştik. Hemen hatırlatayım. Beşin karesini nasıl alıyorduk? Beş çarpı beş diye alıyorduk. Hemen buna yirmi beş diyorduk. Veya ikinin kübünü nasıl alıyorduk? Bu da beşinci sınıfta öğrendiğimiz bir gerçekti. İki çarpı iki çarpı ikiydi. idi. İki çarpı iki dört. Dört kere iki sekizdi ve bu da sekizdi. Bir sayının karesi ve kübünü almayı biz beşinci sınıfta öğrenmiştik. Ardından biz artık neyi öğrendik? E, 6. sınıfta tam sayıların kuvvetlerini almayı da öğrenmiştik. İşte e, 2'nin e, 5. kuvvetini, e, 5'in 4. kuvvetini gibi şeyler öğrenmiş. İşte biz bunları bir tekrar edelim. Ardından da birazcık daha detaylara geçelim. 8. sınıfta öğreneceğimiz detaylara geçelim. Bir kere bir üslü ifadeyi şöyle yazıyoruz. Burada bir taban sayısı var. Yani koskocaman bir sayı var. Üstünde de bir ufak bir sayı yazıyor. İşte üstünde bir sayı yazdığı için biz buna üst diyoruz veya kuvvet adını veriyoruz. Buna ne diyoruz aslında? Kuvvet veya bizim konumuzun adı olan üs adını veriyoruz. Peki üslü ifade üstünde ufak bir sayı gördüm o zaman bu üslü ifadedir. Peki buradaki sayıya ne diyorduk? Buradaki sayıya da biz taban adını veriyorduk ve defalarca çarpılan sayı aslında bu. Ben bunu daha rahat kodluyorum. Defalarca çarpılan sayı. Kaç defa çarpacağım peki bunu? Beş defa çarpacağım. Yani ikiyi beş defa yan yana çarpacağım. İki çarpı iki çarpı iki çarpı iki çarpı, iki çarpı, iki çarpı ikiydi ve bu da iki kere iki dört, dört kere iki sekiz 8 kere 2 16. 16 kere 2 32 şeklinde bulunabiliyordu. Bunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Aslında 6. sınıfta öğrendiğimizi tekrar ediyoruz. Mesela 3'ün 4 defa yan yana çarpımı. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bu da bu yöntemi lütfen unutmayın. Çünkü hata yapmamızı engelliyor. Buradan başlıyorsunuz yolculuğa. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. Yani yolculuk şeklinde oklarla yapın lütfen ben karıştırıyordum çünkü çok çok mesela burada bununla bunu çarpıyordum. Bununla bunu çarpıyordum. Sonra bununla bunu çarpıyordum. İyice beynim yanıyordu. O yüzden böyle yolculuk metodunu kullanın. 6'nın 3. kuvveti. 6 çarpı 6 çarpı 6. Yani 3 defa 6 yan yana çarp demek. 6 kere 6 36. 36 kere 6 216 şeklinde cevabımıza ulaşabiliyoruz. Şimdi bunların hepsine ulaştık. Tamam eyvallah. Bunu öğrendik. Peki biz bunu zaten biliyorduk bunu 5. sınıftan bir sayının karesi kübünü ardından da bunu da 6. sınıftan biliyorduk. Peki biz bu sene ne öğreneceğiz? Biz bu sene birazcık daha bunları içimize sindireceğiz. Bunu yapabilirken de ne yapacağız? Üstü gilleri öğrenmemiz gerekiyor. Üstü giller inanılmaz önemli. inanılmaz değerli. Yani bu tablo evinizin veya işte şu anda çalışma masanızın önünde olmalı. Ezberleyinceye kadar, aklınıza kazanıncaya kadar. Neden? Çünkü her testte, her denemede, her sınavda, LGS'de, okul yazılarının her yerde karşımıza çıkacak. Özellikle bu sene ortak sınavlarda geliyor. Dolayısıyla bunu sular seller gibi bilmemiz gerekiyor. İşte bunu da yaparken de ne yapacağız? duvarımıza asacağız. Ben olsam duvarımı asardım. İki giller, üç giller, beş giller. Zaten üç tane bilmemiz gereken önemli asal sayı kuvvetleri var ve bunları ezbere gerçekten bilirim. İkinin birinci kuvveti ikidir. İkinci kuvveti dörttür. Üçüncü kuvveti sekizdir. Yani bak iki, dört, sekiz, on altı, otuz iki, altmış dört, yüz yirmi sekiz, iki yüz elli altı, beş yüz on iki, bin yirmi dört... Bunları lütfen bilelim. Zaten 64 GB, 128 GB, 256 GB zaten bunlara aşinayız. 512 GB iPhone falan filan. Ondan sonra 1024 gigabyte demezler de artık ne yaparlar? Bir terabyte derler. Mesela bu da bir terabyte'ın karşılığıdır gibi düşünebilirsin. İşte bunun her birisi özel bir sayı aslında. İşte onlar da sekizden geliyor. Bir bit demek megabit, gigabit dediğim şey. Bir bit aslında sekiz tane sıfır birden oluşan şey aslında, sembol aslında. Oradan geliyor hepsi. Ve e, iki giller sülalesini çok iyi bilmemiz gerekiyor. İki giller en fazla çıkanı. ardına üç giller. Üç 3'ün birinci kuvveti 3. İkinci kuvveti 9. 3'ün karesi. 3'ün kübü 27. 3'ün dördüncü kuvveti 81. 3'ün beşinci kuvveti 243. Lütfen bilelim. Bunlar çıkıyor. Hatta 3'ün altıncı kuvveti 729 bile çıkıyor ve çıktı LGS'de. Beşgilere bakalım. 5'in birinci kuvveti 5. ikinci kuvveti 25. Üçüncü kuvveti 125. Dördüncü kuvveti 625. Beş. Hatta beşinci kuvveti 3125 beş bile bazen çıkabiliyor. O yüzden lütfen dikkatli olun. Bunlar adımız gibi bileceğiz bunları. Bunları gerçekten de Hatta şöyle yazayım 3125 ardından bu 243 ardından 729 birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı kuvvetleri şeklinde bilelim. Şimdi geldik LGS'de çıkan kuvvetlere bunlar özel kuvvetler ve bunlar temel özellikler. Mesela bir sayının birinci kuvveti. Aslında ikinci kuvveti mesela karesidir e kendisiyle çarpılır ama birinci kuvveti aslında kendisidir yani sayı üzeri bir Sayının kendisidir. 6 üzeri 1, 6'dır. 2023 üzeri 1, 2023'tür. Deve üzeri 1, devedir. Öküz üzeri 1, öküzdür. E, dolayısıyla ilk kuralımız bu. Sayının birinci kuvveti kendisidir. Bir de bir sayısının herhangi bir kuvvetindir. Mesela 1 üzeri 5 kaçtır acaba? 1 üzeri 465 kaçtır acaba? 1 üzeri bal porsuğu kaçtır acaba? Bu da çok basit. Bu da bal porsuğu bu arada. Bal porsuğu arkadaşımız da güzelmiş gerçekten de. Şimdi... 1'in herhangi bir kuvveti 1'dir. Yani 1'in bütün kuvvetleri... Bak 1 üzeri 5 nedir? 1 çarpı, 1 çarpı, 1 çarpı, 1 çarpı, 1. 5 tane 1'in yan yana çarpımı. 1 kere 1, 1 kere 1, 1 kere 1, 1 kere 1, 1, kere 1. Yani sonuçta 1'dir. 1 üzeri 465. 465 tane 1'i yan yana çarparsam... Yine sonuç kardeşim 1 çıkar. Demek ki 1 üzeri balporsu balporsundan bana ne? 1'dir diyorum. Ve bu da önemli bir kuraldı. Bir de... Çok kıl bir kural var. Onun da çok iyi bilmemiz gerekiyor. O da sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. O da önemli bir kuralımız. Mesela altının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi 1500'ün sıfırıncı kuvveti 1'dir. Öküzün, öküzün, öküzün sıfırıncı kuvveti 1'dir. Ne olursa olsun üzerinde sıfır varsa sonuç bir olur diyoruz. Şimdi de geldik hemen tek ve çift kuvvetlere. Bunlar da eskiden öğrendiğimiz bir şeydi ama yine tekrar edelim. Bir sayının, pozitif bir sayının... Bütün kuvvetleri pozitiftir. Yani 5'in karesi 25 olduğu için ve artı 5'in olduğu için sonuç artı 25'tir. 2'nin 7. kuvveti mesela yine artı bir sayıdır. Çünkü pozitiftir. Artı 2'dir aslında bu da. Çünkü başına bir şey yazmıyorsa o da artıdır. 2'nin 7. kuvveti 128 olduğu için buraya artı 128 yazabilirim. Ama, 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 ama işte burası kritik nokta. Sınavlarda da işlem hatasının yapıldığı bir nokta. O da şu negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir arkadaşlar. İnanılmaz değerli, inanılmaz çok çıkıyor bu. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Bu çok önemli. Negatif bir sayının tek kuvveti yine negatiftir. Orada bir şey değişmiyor, orada hiçbir şey değişmiyor. Aynı şeydir. E, Mesela eksi 2'nin dördüncü kuvveti negatif bir sayının dördüncü kuvveti yani çift kuvveti pozitiftir. 2'nin dördüncü kuvveti kaçtır? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 16'dır bitti. Mesela eksi bir sayının negatif bir sayının tek kuvveti bu sefer ne dedik? Beşinci kuvveti o zaman eksidir ve eksi 32 şeklinde yazabiliriz. Aman dikkat burada böyle bir ayrıntı var o da şu. Eksi bir sayının çift kuvveti gibi gözükmesine rağmen aslında bu dört bu ikinin dördüdür. Bu dört bu eksi ikinin dördüdür. Çünkü burada bir parantez var. Burada parantez yok. Bu eksi dışarıda kalmış. Bu ikinin dördüncü kuvveti. İkinin dördüncü kuvveti kaçtır? 16'dır. E başında da eksi var. Öyle düşünmek lazım. Yani paranteze çok dikkat edelim burada. İşlem hatası yapabiliriz. Şimdi de geldik eksi birin kuvvetleri de. Normalde birin bütün kuvvetleri birdir demiştik. Ama eksi birin Çift kuvvetleri artı birdir. Çünkü negatif sayının çift kuvveti artı birdir. Mesela eksi bir üzeri e, bin iki yüz seksen mesela artı birdir. Binin bütün kuvveti bir olduğu için öyle yazıyoruz ama sonuç artı çıkıyor. Neden? Çünkü burası çift. Eksi birin tek kuvvetleri de kendisidir. Yani eksi birdir diyoruz. Yani mesela eksi birin e, 127. kuvveti tek bir kuvvet olduğu için eksi bir şeklinde yazılıyor Şimdi de geldik birkaç tane alıştırmaya. Şimdi bunu herkes durursun videoyu kendisi yapmaya çalışsın. Mesela eksi üçün üçüncü kuvveti artı eksi birin 120. kuvveti eksi sin x artı cos x üzeri. Ne bu ya? Bu biz yanlış ya arkadaşlar yanlış hazırlamışlar bunu. Gerçekten de kusura bakmayın bu dokuzuncu sınıf matematikti. Yanlış koymuşuz. Tabii ki şaka yapıyorum. Şimdi burada bir ayrıntı var. Herkes yapmaya çalışsın bakalım. Eksi üçün üçüncü kuvveti. Bir kere negatif bir sayının tek kuvvetinden bahsediyoruz. Negatif bir sayının çift kuvvetinden bahsediyoruz. Aman dikkat edelim. Ve burada da parantez olmadığı için birin yirminci kuvvetinden bahsediyoruz. Aman dikkat edelim. Şimdi negatif bir sayının tek kuvveti eksidir. Ve üçün üçüncü kuvveti de hemen üstü giller alalım. Üçün üçüncü kuvveti hop 27. O zaman eksi 27. Bunu yazdık. Artı diyorum artı diyorum. Eksi bir sayının negatif sayının çift kuvveti. E, eksi birin çift kuvveti artı bir demiştik. Bunda yazık. Şimdi eksi bu ne yahu? Bunu ben hayatımda görmedim ki ben 8. sınıfım. Yanlış bir... Hayır öyle bir şey yok. Çünkü ne olursa olsun burada öküz de olsa burada buzağı da olsa burada e, domates de olsa hiç fark etmez. Üzerinde sıfır yazıyorsa ne demiştik cevabı bir demiştik onu unutmayalım. Birin yirminci kuvveti kaçtır birdir e, başında da eksi var öyle düşüneceğiz bunda hadi bakalım o zaman tam sayı problemi çözmek gibi bu da eksi 27 artı artı bir. N düşmanlar cevap eksi 26 çıkıyor eksi 1 bir, eksi 1 de eksi 27 eksi 28 cevabımıza ulaşmış oluyoruz diyoruz. Peki geldik negatif üse tabana takla attırma kuralını uygulayacağız burada. Tabana takla attırmak ne demek hemen bakalım. Şimdi eğer bir sayının üzerinde negatif bir üs varsa yani üste negatiflik varsa yok artık o küçük sayılar, sayılar yazıyor ya üstünde. Onun başında negatif bir şey var eksi var o zaman yapacağımız tek şey buradaki normal sayıyı tabanı aslında tepe taklak yapmak. Yani 3 bölü 2 üzeri eksi 1 ise bu aslında 2 bölü 3 üzeri 1'dir diyorum. Ve negatif görevini yerine getirmiş oluyor. Ve ortadan kalkıyor. Mesela burada 1 bölü 2 üzeri eksi 2. Ya ben eksi istemiyorum. Bu nereden çıktı ya? Leş gibi gözüküyor öyle. Ben normal böyle sayıları görüyorum. 2 üzeri 3. E nereden çıktı burada eksi? İşte bunu eksi yok edebilmek için diyorum ki o zaman tabana bir takla attıralım bakalım. 2 bölü 1 yazıyorum 1 bölü 2 yerine. Üzerine de bunu artık yok ediyorum ve 2 yazıyorum. 2 bölü 1 üzeri 2. Iki. 2'nin karesi yani 4'tür. 2 bölü 1 zaten 2'dir. 2'nin karesi 4'tür. Veya 2 bölü 3 üzeri 1. Herhangi bir sayının birinci kuvveti kendisidir. 2 bölü 3'tür diyebiliriz. Peki burada ne yapacağız? 3 üzeri eksi 1 yok artık. Nasıl taklattıracağım? Bunun altında bir şey yok ki. Altında her sayının görünmez. Mesela ben buraya 5 yazsam. Bu aslında 5 bölü 1'dir. Çünkü 5 bölü 1 yine beştir. Yani her sayının altında görünmez bir payda olarak bir vardır. Mesela ben buraya 120 yazsam altında görünmez bir bir vardır. Çünkü 120 bölü bir de e, 120'dir aslında. Dolayısıyla 3 üzeri eksi bir de aslında bunun altında görünmez bir bir vardır. İşte 3 bölü birdir bu. Bunu buna takla attıralım bakalım hadi. 1 bölü 3 üzeri 1 diyorum. O da 1 bölü 3'tür. Ya yani bunu artık parantezi yazmama gerek yok. Mesela 4 üzeri eksi 3. Bunun altında görünmez bir bir vardır. Bir bölü dört üzeri üçtür diyorum. Ve bu da aslında birin üçüncü kuvveti dördün üçüncü kuvvetidir. Birin üçüncü kuvveti dördün üçüncü kuvveti o da nedir? Aslında birin üçüncü kuvveti birdir. Bütün kuvvetleri birdir. Dördün üçüncü kuvveti de dört çarpı dört çarpı dört. 64 1 bölü 64 sonucumuza ulaşıyoruz. Şimdi geldik keçi bir sorumuza. Gerçekten keçi gibi bir soru, inatçı bir soru. Sabit hızlarla koşan ve başlangıç noktasında aynı anda yarışa başlayan Usain Bolt, Ronaldo ve Messi'nin 10 saniye sonra bitiş çizgisine uzaklıkları sırasıyla 6 üzeri eksi 1, 3 üzeri eksi 1 ve 5 üzeri eksi 1 metredir. Buna göre yarıştaki en yavaş sporcu hangisi demiş. Şimdi başlıyorlar, koşuyorlar ve demiş ki... Usain Bolt 6 üzeri eksi 1 metre uzaklıkta. Bu da 3 üzeri eksi 1 bu da 5 üzeri. Bunlar ne ki ya? 6 üzeri eksi 1 demek görünmez bir 1 vardır. Dolayısıyla 1 bölü 6 demek aslında. Veya 3 üzeri eksi 1 demek e, 1 bölü 3 demek aslında. Veya 5 üzeri eksi 1 demek e, 1 bölü 5 demek. Hepsi aynı zaman koşuyorlar. Ve bu arkadaş 1 bölü 6 uzakta 1 bölü 3 uzakta 1 bölü 5 uzakta bunlardı. Peki hangisi bunların en yavaş diye soruyor. Bir kere en yavaş olan en arkada olandır. Yani bitiş çizgisine ne kadar uzaksa o kadar yavaştır. Mantığımız bu. Bitiş çizgisine ne kadar uzaksa bunlardan hangisi o zaman daha büyük? Yani bitiş çizgisine daha uzak. Bakalım 1 bölü 6 mı daha büyüktür? 1 bölü 3 mü daha büyüktür? 1 bölü 5 mi daha büyüktür? Bir kere payda büyüdükçe kesir küçülüyordu. Mesela düşünsene bir pastanın... Altıda bir dilimi daha büyüktür. E ee, 3'te 1'dir mi daha büyük? 3'te 1'dir mi daha büyük? O zaman Ronaldo 3'te 1'le bu kadar uzaklıkta, ee, Messi 5'te 1'le bu kadar uzaklıkta, ee, bu arkadaşsa Usain Bolt'sa 6'da 1'le bu kadar uzakta. Yani bu daha küçük bitişliksine daha yakın. Bu daha büyük bitişine daha uzak ve en yavaş kusura bakma Ronaldo arkadaşımızı tebrik ediyoruz ve e, sonuncu olarak tarihe geçti. Peki geldik yeni nesil bir sorumuz var. İfadeleri aşağıdaki sayı doğrusunda değerlerine karşılık gelen yerlere yerleştirilecektir. Bir LGS ye benzeri soru 2023'te bunun Tam benzeri çıktı buna göre en fazla üstü ifade hangi renkli bölgeye yerleştirilir demiş şimdi hemen bunu da göstermek istiyorum gerçekten de burada 2023'te buna benzer bir soru çıktı al daha ilk soru yani matematikte ilk soru bunun aynısının tıpkısıydı bunları yerleştiriyoruz demişti en fazla sayıda e, hangi renkte birikir diye sormuştu dolayısıyla hemen bu benzer soruyu yapalım bakalım bak tam lgs sorusunu çözmeye başladık artık inanılmaz eksi 3'ün karesi, eksi 2'nin 3. kuvveti, eksi 3'ün eksi 1. kuvveti, eksi 2'nin eksi 4. Dördüncü... Of kafam karıştı. Eksi 4'ün eksi 2. kuvveti parantez yok. Of burası da dikkatli. Şimdi eksi 3'ün 2. kuvvetten başlayalım. Bir kere eksi bir sayının çift kuvveti pozitiftir. 3'ün karesi de 9'dur artı 9 tamam. Şimdi artı 9 nereye gelir? Tabii ki 5 ile 10 arasına gelir. O zaman sen kırmızısın arkadaşım. O zaman bunu kırmızıya yazdık. Tamam yazdık. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 2'nin Üçüncü kuvvet dersek tek kuvvetidir. Tek kuvveti olunca negatif bir sayının tek e, negatif bir sayı oluyordu. İkinin üçüncü kuvveti sekizdir. Eksi sekiz nereye geliyor? Sayı doğrusunda eksi ile eksi on arasına gelir. O zaman sen yeşilsin arkadaşım. Yeşile bunu yazdık. Şimdi eksi üçün eksi birinci kuvveti. Bak kıllığa bak. Eksi üçün eksi birinci kuvveti. Ya kardeşim bir kere negatif bir sayının tek kuvveti. Eksi bir tek bir sayıdır. O zaman sonuç negatif çıkacak bir kere. O zaman demek ki sıfırın solunda. Peki bunun altında görünmez bir bir var. Bu tepe taklak olması gerekiyor. Bir bölü üç. Eksi bir bölü üçtür bunun cevabı. Eksi bir bölü üç neyle neyin arasındadır? Sıfırla eksi beş arasındadır. O zaman sen de sarı bölgedesin diyorum. Hatta sarı görünen bir sarıyla yazalım bunu da. Şimdi de geldik. Eksi ikinin eksi dördüncü kuvvetine. Eksi ikinin eksi dördüncü kuvveti. Negatif bir sayının çift kuvveti olduğu için sonuç pozitif çıkacak. 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır ama bu eksi tepe taklak yap demekti. O zaman 1 bölü 16 oluyor. Aman dikkat edelim ama artı 1 bölü 16. Yani sıfırın sağ tarafında 1 bölü 16 da sıfırla 1 arasında olduğu için sıfırla 5 arasındaki bölgeye yerleştireceğim bunu. Ve o zaman sen de mavisin arkadaşım diyorum. Ve en sonuncusunu buraya yapıyorum. Eksi 4'ün eksi 2. kuvveti. Dikkat edelim. Bu buna ait parantez yok. 4'ün eksi 2. kuvveti. 4'ün eksi 2. kuvveti bir kere bunun altında görünmez bir 1 var. Tepe taklak yap 1 bölü 4. Bir de karesini al 1 bölü 16. 1 bölü 16'nın başında bir de eksi var. O zaman eksi 1 bölü 16 da 0 ile eksi 5 arasında. Yani e, sarı bölgeye yerleştirecek cevabımızın sarı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. En fazla sarıda vardır. Üstün üstü kavramına hemen bakalım. Bir kere bir sayının üzerinde başka bir sayı var. Üzerinde başka da bir sayı var. Mesela 2'nin üzerinde 3 var, onun üzerinde de 5 var. Hayda. O zaman yapacağım şey çok basit. Üzerindeki sayıların ikisini de çarpıyorsun. Yani yumurta üzeri domates, yumurta üzeri domates çarparsak ne olur? Menemen olur. Yani sayının menemenini yapıyoruz aslında. 2 üzeri 3 üzeri 5 3 ile 5'i çarpıyorsun 2 üzeri 15 diyorsun. Mesela 5'in karesinin 7. kuvveti. Bu ikisini çarpıyorsun 5 üzeri 14 diyorsun. Mesela 1'in 7. kuvvetinin 8. kuvveti. 8 ile 7'i çarpıyorsun 1 üzeri 56 diyorsun gibi düşünebilirsin. Peki bunlar ne ya? 9 üzeri bir şey yok burada. Halbuki üssü gilleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. 9 aslında 3'ün karesiydi çok dikkat et. O zaman bu 9 yerine ben 3'ün karesi yazarım üzerinde de 4 yazarım aynı burada yazdığı gibi ve bu ikisini çarparsam 3 üzeri 8'dir aslında bu. İşte kritik yerlere geldik aslında bu çok önemli. Mesela 64. 64 sen nesin ki? 2'nin 6. kuvvetiyim. 64 beni çağırıyor. 2'nin 6. kuvvetiyim ben diye. 2'nin 6. kuvvetiyim yazdım. Üzerinde de -3'ü yazdım ve son durumda bu ikisini çarpınca 2 üzeri eksi -18 ediyor. Cevabımız 6 kere eksi -3. Burada da yuh LeBron James. Burada da gördüğün tüm üstleri çarp kuralı var. Yani bununla 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 3 kere eksi 2 eksi 6 eksi 6 kere 5 de eksi 30 yedi üzeri eksi 30 gibi devasa gibi bir sonuç ortaya çıkıyor diyoruz. Peki geldik Johannesburg soruya 64 üzeri x eşittir 8 üzeri x artı 2 olduğuna göre 3 üzeri x ifadesinin sonucu kaç demiş. Hadi bakalım herkes çözmeye çalışsın zor bir soru zor bir, bir soru hadi bakalım yapmaya çalışalım. Bir kere 64'ü gördüm, hemen bir şey canlandı. 8'i gördüm, hemen bir şey canlandı. Gel bakalım üstügiller. 64, 2'nin 6. kuvvetiydi. Hop. E, 8 de 2'nin 3. kuvvetiydi. Onu da yazayım. Üzerlerinde ne var bu zımbırtıların? Üzerlerinde bunların, şunun üzerinde x var. Şunun üzerinde x artı 2 var. Ve bunlar birbirlerine eşitler. İşte burası dananın kuyruğunun koptuğu yer. Şimdi bir kere burada üstün üstü kuralını uygularsak bu ikisi çarpılır. 2'nin 6 x'inci kuvveti. Bu arada şu anda çözdüğümüz soru neredeyse lise düzeyinde. Şu anda beyin cimnastiği yapıyoruz. Birazcık daha böyle sınırları zorluyoruz. Hadi bakalım. Burada da aynı şekilde bunları çarp. Şimdi bunları çarparken şöyle bir kural vardı hatırlıyorsunuz. 3 çarpı x artı 2. Cebirsel ifadeler bununla bu, bununla bu çarpılıyordu. 3 x artı 3 kere 2 de 6 idi. O zaman 2 üzeri 3x artı 6 idi. E, e, kardeşim burada 2 var burada 2 var. E o zaman üstlerindeki zımbırtılar birbirine eşittir yahu diyerek diyorum ki 6x 3x artı 6'ya eşittir. Şimdi 7. sınıf bilgimiz. Her iki taraftan 3x çıkartırsak x'leri bir tarafı toplarız. Ve bunlar birbirini götürür. O zaman 3x eşittir. Tak tak 6 çıkıyor. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman da çat çat X eşittir tak 2 çıkıyor X'i 2 bulduk mu bitti o zaman Bize ne soruyordu 3'ün 2. kuvveti Yani 3'ün 2. kuvveti o da 9'dur diyorum cevabımız Harika bir şekilde bu dersimizi de tamamlamış olduk Görevlerinizi yapmayı unutmayın Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım Tonguç Dershane sundu